Bu hayatta korktuğum gerçekten birkaç tane şey var. Bunlardan biri futbol taraftarları veya direkt olarak taraftarlıklar, herhangi bir şeyin taraftarı olmak. Diğerini ise şimdilik unuttum, zaten onun konumuzla alakası yoktu. Linç kültürü özellikle internet ortamında gerçekten çok fazla var arkadaşlar. Özellikle kamera karşısındaki insanlar, ben gibi insanlar bir cümle söylese, bu kendi fikri olsa bile maalesef ki SS alıp atılınca ve insanlar o fikri halihazırda katılan insanlar yorumlarda toplanınca maalesef ki insanlar linçlenmiş oluyor. Ve yakın zamanda ben internette çıl çıl takılırken çok garip bir olay patlak verdi. Bu arada diğer korktuğum şeyi hatırladım. Onlar ise kadın yayıncılardı. Çünkü genellikle çoğu hiçbir bahsi olmamasına rağmen karşı cins diye izleniyor. O benim konum değil. Onunla şey yapmayacağım. Yaren Çakar isimli bir Twitch kullanıcısı, düz kendi kendine yapan bir kadın, canlı yayında birazcık abartıp büyük ihtimal zaten 200-300 izleniyormuş. 200-300 izleniyorsanız ve saat gece ise arkadaşlar, insan aklı şöyle düşünüyor: ulan bu saatte beni izleyen insanlar zaten benim kitlemdir. Ben burada sıçsam ne herkes izler diye düşünülüyor. Ve iyice sapıtmalar, azıtılmışlıklar gelmeye başlıyor. Ve sonra ne oluyor? Kendi cümlelerini saydırmak başlıyor ve oradan sonra ise gargara kopuyor. Olayımız şu şekilde başlıyor ki bir tane sarı saçlı bir çocuk gören bu kişi şöyle bir yorum Kanka yapıyor. Okan Buruk'un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Alakasız bir konudan direkt ortaya Video atılmış amına bir konu. koyayım. Kanka Hadi Okan yaz artık be. Buruk'un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin Çok çocuk. büyük amatörlük. Çok büyük Allah amatörlük. affetsin, gerçekten çok çirkin. Bir de saçını sarı boyatmış ya. Icardi ile fotosu var bak. Icardi diye bir futbolcu seviyor diye sarı boyatmış. Yukarıda ha. Gerçekten Allah affetsin. Gece de değil bu arada, sabah sabah yapmış bunu. Oğlum. Sabah insanlar girişik yapar Şimdi yani, ya çok büyük çirkin amatörlük. diyeceksin, bu ayıp bir şey değil ki. Yani Çocuk teknik olarak sevimli evet. değil abi. Sevimli olmak Çocuk zorunda 30 değil. yaşında Yani gösteriyor. olabilir. Olay tıpkı Instagram hesabımı takip ederseniz benim takipçi sayımın uçması yani patlaması gibi buradan patlak veriyor. Şimdi arkadaşlar, genellikle bu tarz bir laf söyleme olaylarına ben kendim bir oyun incelemecisi olarak diyorum. Genellikle lafın sahipleri değil, insanlar alakasız bir şekilde kargaşa, curcuma yaratıp onlar ses çıkartıyor. Aslında teknik olarak böyle mi olmasından bilmiyorum ama genellikle bu insanların patlattığı bir şey. Ve kadın böyle, nasıl diyeyim, şımarıp böyle bir şey yaptığı için başına bir sürü olay geliyor. Ve ben bunları gerçekten çok saçma buluyorum. Öncelikle bence isteyen istediğini demeli. Mesela ben şu an bir iddia koydum ve o yüzden saç sakal uzatıyorum diye. İnsanlar bana işte bir iki insan, genellikle kadınlar, kızlar şey derken, sakalın saçın çok güzel olmuş derken, erkekler de herhangi alakası cinsiyeti şakasına dedim de, işte saçını sikeyim sen çok, bak aynısını okuyacağım, bunu ekrana koyarım. Şu bıyık ve sakallarını kes, aşırı tipsiz oluyorsun, çirkin gibi görünüyorsun, eskiden iyiydin. Böyle hadsiz insanlar mesaj atabiliyor ve ben şöyle düşünüyorum: bunların hiçbir önemi yok. Cümle lan bunlar. Ya bakın, isteyen istediğini gerçekten demeli, fakat şöyleyse mesela, sokakta görüp beni "bu ne lan, tipini sikim, bu ne lan, böyle sakallarını" deyip sakalımı çekiştirmediği sürece dediğin hiçbir önemi yok. Zaten profil fotoğrafında Brawl Stars karakteri olan bir çocuğun yazdığının hiçbir önemi yok. Veya Twitch'te izlenen, yayın yapan rastgele bir kadının yaptığı herhangi bir cümlenin de önemi yok. Niye bu kadar şey oluyor, hiçbir fikrim yok. Sonra kendisi bir Twitch partneri olduğu için, herhalde şikayetlerden olsa gerek ya da nefret speech'i yaptığı için, kendisi bildiğiniz Twitch'ten banlanıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya tamam, dediği yanlış olabilir ama önemi yok ki dediğinin gerçekten. Çok çok saçma, çok saçma. Ve benim en büyük düşünceme geldik. Ondan sonra kendisinin iki tane sponsoru vardı. Benim de sponsorlarım var, çok teşekkürler. Kendilerinin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Fakat kendisinin sponsoru Yemek Sepeti. Yani daha doğrusu insanlar Yemek Sepeti'ni ve bir tane CSGO kumar sitesini etiketleyip "bunlardan çabuk sponsorunu çekin" diye, milletin derdine bak, onları Twitter'a etiketlemiş. Ve Yemek Sepeti bence çok garip bir amatörlük yaparak bütün bu yorumların altına, yorumları geçtim, haberlerin altına bakın, ilgili kişiyle işbirliğimiz bitmiştir, ilgili kişiyle işbirliğimiz bitmiştir, nerede bak, ilgili kişiyle işbirliğimiz bitmiştir, hepsine "biz alakası yok, biz alakası yok" diye bildiğiniz fırlatıp atıp kaçmış yani. Bu beni bir yandan düşünmeme gerçekten itiyor. Açıkçası ben de gelişmeye başlayan bir tür olarak Street Fighter 6'ya dediğim laflardan dolayı, yani bu buton smashleme 20-30 yaşında adam oyundur dedim diye ki öyle, hala öyle, kusura bakmayın, satış rakamları bunu açıklıyor yani analitik olarak. Böyle dediğim diye ben de bayağı net yemiştim. Bu da bir onun bayağı birkaç kat üst seviyesi. Fakat böyle olmaması gerek bence. Sonra bu kadın ünlü Twitcher'larla canlı yayın açtığı için, onların galiba moderatörleri olduğu için, tabii ki de bu insanların da kapısını çalmış. Milletin gerçekten işi gücü yok yani, görüyor musunuz? Belki YouTube'da izlediğiniz en farklı düşünenlerden biri olabilir. Diğer herkes kadını suçluyordur falan filan ama sonra millet gidip işte bu canlı yayıncıları da "bunları banlayın" falan diye. Ulan işiniz gücünüz mü yok? Bir insan nasıl bu kadar boş olabilir ya? Valla. Biri bir çocuğa çirkin dedi diye nasıl bu kadar bu olaylar olabilir? Yani
Sonra arkadaşlar o YouTuber'lardan biri Ferit Vıtıç, Twitcher'lardan biri Ferit Vıtıç'ın kayakayaydı ve kendisi biraz hak vermiş. Demiş ki yayıncılığın en zor yanlarıdır, yanlarındandır. Kulağının kemerine her an dikkat etmen gerekir. Talihsiz söylemler olmuş yarenin ifadeleri. Gerekli utancı yaşadığını düşünüyorum. Sosyal medya cennet olmaz mı? Bu güzel bir düşünce. Sonra ise demiş ki tekrar söylüyorum. Bunlar rezil söylemler. Linç'in bokunu çıkartmayalım ama çok uçmasın diyor ki ben de aynısını diyorum. Hani hatta hiç böyle bir şey olmamalıydı bence. Bu linç'e körük atan başka bir Twitcher ise şöyle yazıyor. Yo, yayıncılığın en zor yanı bu değil. Mal bir değilsen böyle kelimeler aklına gelmez zaten bir çocukla ilgili. O yüzden saklaman ve dikkat etmen de gerekmez. Ya ben videoyu yanlış mı izledim bilmiyorum. Sadece çirkin diyor çocuğa ya. Bakın beni de linçlemeyin. Ben kadına hak vermiyorum. Dediği gerçekten yanlış. Ama böyle bu kadar abartacak. Özellikle şu lafları söyleyecek kadar abartı bir şey yoktu yani. Bir de yani bak şeyden belli Galatasaraylı kendisi. O da saçını sarıya boyatmış. Büyük ihtimal üstüne alınmış. Tuttuğu takımın teknik direktörünün çocuğuna laf atıldı diye. Valla hayatta başka derdiniz olmadığı için gerçekten sizi kutluyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim, hayatta en sevdiğim ünlü kişi James Hetfield'dır. Ne yapsa dinler, izlerim. Fakat biri gelse bana James Hetfield'ı öldüreceğim dese iyi bana ne derip sonra şöyle yaparım. Ama işte insanlar böyle yapıyor. İyi ki de dikkat etmemiş de işinin karakteri bütün dünya görmüş. Ben bir anda bunu yaptığını sanmıyorum. Canlı yayınları böyle. Özellikle cümlelerin sonu amına koyayım ekleyen biri düzenli hayatında da ekliyordur sanmıyorum. Bir daha yayınmayın yok böyle bir insan. Tüm sosyal medya hesabını hukuken de verecek. Hukuken adam dava açarsa evet mantıklı vermesi lazım hakaret sonuçta illaki. Ama o kadar büyük abartılması gereken bir şey değil ki bence dava yemez diye düşünüyorum. Yani ben Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı bırak. Benim YouTube kanalım var. Bana küfür edenlere dava açmıyorum. Koskoca Galatasaray'ın teknik direktörü herhalde böyle bir canlı yayında rastgele bir kadına bence dava açmaz. Bir daha yayınmayın yok. Çok komik bir cümle. Bunun hasta olup olması da Zerre Alex hasta mı? Onu ben de bilmiyorum. Reşit olmayan bir çocukta böyle konuşulmaz. Evet dediği doğru. Yaşıt olmayan bir çocukta böyle konuşulmaz. Fakat bu kadar abartılması bana garip geliyor. Buradan da başka bir şey hakkında konuşmak istiyorum ki işte kariyerinizi böyle spagetti makarnalar üstüne kurarsanız arkadaşlar en ufak bastırdığınızda kırılır. Yani sizin izleyiciniz gerçekten size ne yaparsanız yapın izliyorsa istediğinizi diyebilirsiniz gerçekten. Mesela yabancılardan Moist Critical'ın örneğini verebilirim. Adam istediği şey hakkında istediğini konuşabilir ve hala milyonlarca izlenmeye devam edebilir. Çünkü adamın gerçek bir kitlesi var. Fakat sizin kariyeriniz işte böyle şeylerin üstündeyse böyle riskli şeyler yaptığınızda da bir anda bitebiliyorsunuz. Ve gerçekten beni de düşündürüyor. Acaba benim kariyerim de öyle mi? Umarım öyle değildir. Benim sponsorlarım da kendilerini çok severim. Ben canlı yayınlarda böyle cümleler kurmam. Lütfen sponsorluğumu elimden almayın. Diyeceğim de burada şunu ifade etmek istiyorum. Bir de şunu açıklamak istiyorum. CSGO kumar sitesi zaten yabancı bir ülke olduğu için. Yabancı ülkeden gelen hatta galiba Rusya'dan gelen biri olduğu için. O tabii ki de onu çekmeyecek. Yemek Sepeti ise Galatasaraylı fanlarının baskısına karşı duramayıp bunu kabul etmiş. Ve Yemek Sepeti'nin yaptığı şey... teklifler, çalışma stili arkadaşlar genelde Yemek Sepeti kodu vermek üzerine. Yani Yemek Sepeti kodu da almazsa gerçekten kariyeri bitmez birinin. Hatta Yemek Sepeti dediğim gibi para vermediği için aslında kariyerini ne yükseltiyor ne azaltıyor. Sadece Yemek Sepeti'de çalıştım diye biliyorsun. O yüzden o çok büyük bir şey değil. Yemek Sepeti burada kendi paçasını oğlum benden deyip kurtarmış. Onun dışında da büyük ihtimal geri dönse daha fazla izlenir. Linçler böyle bir şeydir çünkü bedava reklamını yaptılar. Hatta ben ismini bile bilmiyorken şu an ben bile burada gecenin 10.30'da konuşuyorsam reklam olmuştur. Bu sefer sonuçta 4 tane büyük takım var. Bir Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş. 4 takımdan birine laf atılıysa 3'ü onu sevecek o zaman ya. Neyse böyle bir olay. Saçma sapan olaylardan biri. Türkiye'nin maalesef ki linç kültürü anca böyle işliyor. Futbol takımlarına laf atanlar hakkında konuşuluyor. Bu kadar milyonlarca tweet atılıyor. Yabancılara bakıyorsun. Çok komik, çok güzel olaylar var. Bizde böyle. Neyse ülkemi seviyorum. Ülkem gerçekten güzel bir ülke. Hayatınızdaki tek derdin tuttuğunuz takımın teknik direktörünün çocuğuna atılan laf olması dileğiyle arkadaşlar. Umarım bu kadar bomboş bir hayat geçirirsiniz buna sıkıntı yapacak kadar. Ben takım tutmuyorum bu arada. O yüzden beni de hiç demeyin. Görüşürüz. Bu tarz şeylere dikkat edin. Canlı yayında laflarınıza dikkat edin. Kadının dediği yanlış ama bu kadar linçlenmesi saçma. Bye bye. Kapatalım. Neredesin bak yine. Kapatalım bu seferki videoyu. Evet.